Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İsmail Tırık. Biliyorsunuz bir YouTube kanalımız var arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımız denizden gelecek. Arkadaşlar gene bir zor sürece atıldık. Nasip kısmet olursa bundan sonra balık avlayacağız. Belirli bir kesim arkadaşın kayığında. Çekimlerim oradan gelecek arkadaşlar. Beni uzun videolarıma tam destek verip izleme desteği verirseniz büyük projelere imza atmanın peşerisine yolculuğumuz devam ediyor. Serüvenlere devam ediyor. Güzel içerikler çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Daha profesyonel videolar için İsmail Tırık'ı YouTube kanalını desteklemenizi sizlerden rica ediyorum. Denizdeki av maceralarımız serüvenine başladık arkadaşlar. Daha sonraki doğa videolarımızda değişik değişik içeriklerim gelecek. Yemek programı olsun, eğlence programı olsun. Değişik değişik türden içeriklerimiz gelecek. Buradan sizden ricam uzun videolarıma izleme desteği verip şu 4000 saati geçelim artık. Bayağı aylık gösterimlere geçtik. YouTube bayağı bir zor içerik üretmek. YouTube'da uğraşmak çok zor. Onun için buradan desteklerinizi bekliyorum. Samsun civarı avlanacağız arkadaşlar. Veya Sinop civarı avlanacağız. Bakalım nasibimizde neler çıkacak, neler olacak, neler göreceğiz denizde. Yine zorlu bir süreç. Deniz ısıtacak birkaç gün beni haliyle. Alışkın olmadığımız için. Daha önceden deneyimim var denizde. Çok eski videolarımda deniz videolarım var. Ama tabii ki bu tutmayan insanları deniz tutmuyor. Ben gene ne olur ne olmaz diye yanıma deniz tutmaması için bir tane ilaç aldım yanıma. Tabii ilaçlarımı aldım. Soğuk algınlığı. Biliyorsunuz deniz çok soğuk. Balıkçılık işi çok zor bir meslek. Onun için buradan tüm balıkçı dostlarımıza, arkadaşlarımıza canı gönülden selamlarımız olsun. Ben geçen bir pandemi geldiğinde gitmiştim. 4-5 tane balıkçımız rahmetli olmuştu çalıştığımız bölgede. Gerçekten zor. O balık sofranıza geliyor ama ne zorluklarla geliyor. İnan ki çok zor. O soğuk suların içerisinde balık seçiyorsunuz. Ha, tabii güzel yanları da var, yönleri de var. Hava bazen güzel gidiyor. O gün biraz daha keyifli ve güzel oluyor. Bazen hava çok sert oluyor. Sanki böyle bir şeyler içmiş gibi kafanız sarhoş oluyor bayağı. Bazen yemek yiyemiyorsunuz. Bazen mideniz çok bulanıyor. Midenizi boşaltıyorsunuz. Yani zorluklarla, serüvenlerle karşınıza çıkacağım. Sert dalgalarla mahvolduğumuz gündür. Ama ne yapalım? Hayat mücadelesi veriyoruz. Artık yaşamak için çalışıyoruz. Bir şeyler yapmak için değil. Hayat mücadelesi diyoruz. Ne yapalım? Nasibimizde ne varsa onu yeriz diyoruz. Nasibimizde ne çıkarsa onu yaparız diyoruz. Farklı imkanlarımız var elimizde. Ama ben biraz kafa dinlemek istiyorum. Deniz biraz beni kendime getireceğine inanıyorum. Bu serüvenimizde deniz serüveni olarak devam edeceğiz. 4-5 aylık bir vaktimiz var. Nisan 15'e kadar. Dayanabilecek miyiz? O da var. Şimdi ben arkadaşlara yardımcı olacağım. Dayanabilirsem yanlarında kalacağım. Nisan 15'e kadar sezon var zaten. Dilerim ki dayanırım. Çok zorlu bir süreç. Kartallar hani bir 50 yıl dönem yaşarmış. 50 yıl sonra hayata tekrardan tutunmak için gagalarını kayaya vurup kendilerini o işte o uzayan gagalarını, uzayan pençelerini sert kayalara vurup gagalarını parçalayıp hayata yeniden tutunmaya çalışırlarmış. Bizimki de o hesap. Ne yapalım? Nasibimizde ne varsa ona yöneleceğiz. Koca şehirde iş var aslında. Biz bulamıyoruz belki. İşsiz kaldık ama olsun. Üzülmüyoruz, pes etmiyoruz. Her türlü hayatta kalmak için mücadelemizi yapacağız. Artık yaşamak için mücadele ediyoruz. Hayatta kalmak için mücadele ediyoruz. Buradan sizlerden isteğim uzun videolarıma destek vermeniz. İsmail Tırık YouTube kanalı bir gün büyük bir kanal olduğunu göreceksiniz. Nasip kısmet olursa bunun mücadelesini veriyorum. Profesyonel ekipmanlar kuracağız. Profesyonel kendimize çekim odaları kuracağız. Kendimize gerekirse şey yapacağız. Ofis, home office veya ofis kuracağız. Elimizden gelen imkanları değerlendireceğiz. Gerekirse tarihi bilgilerden kanalımızda içerikler olacak. Gerekirse değişik hayat maceraları, aksiyon
Her türlü elimizden gelen imkanları burada YouTube'da içerik üreterek değerlendireceğiz. YouTuber olmak gerçekten çok zor. Çekim, bir tane çekim kameramancınız olması gerekiyor. Çekim aparatlarınız olması gerekiyor. Böyle arkadaşlar yardımcılarınız olması gerekiyor. Bunların sırası gelecek. Bir gün bizim de kanalımız çok büyük kitlelere ulaşacağına ben eminim. Nasip kısmet olursa bu bir anda olmuyor. Ben aylık 1 milyon görüntülenmeye gidiyordum. Bu aralar moralim bozuk olduğu için biraz bıraktık. Biraz dinlenelim dedik. Ama çekimlerimiz tabii ki devam edecek. Pes etmeyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar getirdik bu kanalı. Bu kadar yükselttik. Bu kadar güzelleştirdik. Daha da güzelleştireceğiz. Her şey nasip diyorum arkadaşlar. Nasip kısmet diyorum. Ama elimden gelen bütün imkanları da nasip kısmet deyip de yerimde oturmuyorum. Çalışmalara devam arkadaşlar. Hayat mücadelesine devam. Buradan savaşın her türlüsüne şiddetle, kalben, elimizden bir şey gelemese de kalben de olsa şiddetle kınıyoruz. Kınamak yetmiyor. Elimizde gelen imkanlar ne varsa biz silahlı kuvvetlerine, diğer işte faaliyet gösteren bütün şeylerin farkında olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hiçbir zaman diğer şeyler rahat durmuyor yani. Onun için bizler de bir şeyler yapalım arkadaşlar. Yani askeriyemizin çok güçlü olması gerekiyor. Yatırımlarımızın, çalışmalarımızın çok büyük desteklere ihtiyacı var arkadaşlar. Böyle biz ne kadar güçlü olursak o kadar şey oluruz yani, bizi çekemeyen ülkeler çok. Ona göre akıllı olalım. Buradan hepinizi seviyorum arkadaşlar. Sevgiler, saygılar. İsmail Terim YouTube kanalına abone olup destek olmayı unutmayın. Hepinize buradan canı gönülden sevgiler arkadaşlar.